Bu mübarek Ramazan ayında sizleri aramızda görmekten, sizlerle birlikte iftar yapmaktan dolayı büyük mutluluk duymaktayız. Ramazan'ın sevincini ve mutluluğunu kutsal vatan toprakları için canına veda eden şehitlerimizin siz değerli yakınlarıyla birlikte paylaşmaktan dolayı büyük mutluluk duymaktayız. Kıymetli misafirler, toplumsal yaşantımızda önemli bir yeri olan, bizlere büyük bir sevinç ve mutluluk yaşatan bir Ramazan ayını daha birlikte geçirmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının bir akabinde gelecek olan Ramazan bayramının ülkemize ve dünyamıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Oruçları tuttuğumuz, ibadetleri yaptığımız, iftar sofralarında oturduğumuz bu Ramazan ayı boyunca hem içimizde, ilimizde, tüm Türkiye'de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilenmekte. Ramazan ayında yaşadığımız bu birlik ve beraberliğin diğer aylarda da yaşanmasını temenni ediyorum. Maalesef İslam coğrafyasında savaşlar, kargaşalar olmakta ve Müslümanlar istedikleri gibi ibadetlerini, Ramazan'ını yaşayamamakta. Ümit ederim ki bu savaş ve kargaşalar yakın zaman içerisinde biter ve onlar da Türkiye'deki Müslümanlar gibi huzurlu bir şekilde Ramazan'ını geçirirler, ibadetlerini yaparlar. Kıymetli misafirler, 13 Mayıs 2014 tarihinde komşu Soma ilçemizde tüm ülkemizi yasa boğan büyük bir maden faciası yaşandı. Ve 300 tane madencimizi şehit verdik. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerini, yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Bu şehitlerimizin 17 tanesi 40 ağaçlıydı. Yine terörle mücadele kapsamında 40 ağaçımızda 7 tane şehitimiz bulunmaktaydı. Bu şehitlerimizin yaklaşık 30'a yakın yetimi kaldı. Bizler bu olaydan sonra özellikle ailelerimizle yakından ilgilendik. Her devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Onların yanına gittik ve onlar dinledi, yardımcı olmaya çalıştık. Ve şunu içtenlikle söylemek istiyorum ki artık ailelerimiz, şehitlerimizin bizlere bir emaneti. Bizler her zaman onların yanında olacağız. Çocuklarını okutacağız, eğitimlerle ilgileneceğiz. Bugün ülkemizde huzurlu ve mutlu yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Kıymetli misafirler, en son çıkan kaymakamlar kanunlarında birlikte tayinim Balıkesir ile Edremit ilçesine çıkmış bulunmakta. Kısa bir süre sonra ilçeden ayrılacağım. Burada yaptığım 40 ağaçla göre yaptığım 6 yıl süre içerisinde hep sizlerle yakın olmaya çalıştım. Sizin sorunlarınızla yakından ilgilenmeye çalıştım. Hayırlarınızda, bayramlarda, diğer özel günlerde hep yanınızda olmaya çalıştım. Bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğim. Edremit'e gidiyorum ama her zaman telefonum sizlerde var. Her zaman arayabilirsiniz. Ve elimden geldiği ölçüde de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ve şunu unutmayın ki sizlerin bir kardeş olaraktan Edremit'te bir kapınız var. Her zaman sizi oraya bekliyorum. Bir hakkınız varsa hakkınızı helal edin. Ve hayır dualarınızı esirgemeyin. Evet, kıymetli misafirler. Tekrar programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Daha nice Ramazanlar görmeyi nasip etsin. Bu duyduğu düşüncelerle tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygı sunuyorum. Allah Celle Celaluhu israfı asla sevmez buyuruyor. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî.